Bazı erkeklerin içlerinde kadın ölüleri vardır. Sanki ölecek başka yer yokmuş gibi gidip erkeklerin içlerini seçerler. Edip Cansever'in de varmış içinde bir kadın ölüsü. Benim de içimde vardı bir kadın ölüsü. Sağ olsun kendisi ilk iki dizesiyle çok güzel tercüman olmuş hislerime. Hayat tiyatro oyunu gibi. Sırası gelen rolünü oynuyor ve sahneyi terk ediyor. Hazır mısın Roy Bey? Hazırsan bu gece de bizi oynayalım. Kısa bir not. Konakta son gün ve yıllarca sonra kadının ölüsünü bir bulantı cenazesi gibi kaldırdılar içinde. O gece konağın bütün lambalarını yaktım. Elimde bir içki şişesiyle ben. Sanki bir insan şehraini vardı da ben. Gecesiz bir sarışındım ve işte. Bütün kapıları açtım, kapadım, kırdım, parçaladım elime ne geçtiyse. Piplolar mı olur, yağlı boya tablolar mı, kristal takımlar mı? Elime ne geçtiyse açtım pencereleri dışarı attım. Durmadan atıyordum. Eşyalar bitmiyordu ki hiç. Eşyalar bitmedikçe öfkeyle içiyordum ve kinle. İniltiler duyuyordum aşağıdan, yukarıdan ve bağırışmalar ve çığlıklar duyuyordum. Bir de tanımadığım artık ve bilmediğim iyice acayip hayvan seslerine benzeyen konak gibi şimşekti de elle düzeltilmişti sanki bir yağmur öncesinde. Uşaklar, evlatlıklar birbirine giriyordu, birbirlerinden çıkıyordu. Aralarına karıştım, boşaldım ve biliyordum, süresiz bir sarışındım. Başkalarını da çağırdım daha sonra ve karşıladım. Oramla karşıladım, en çok Oramla kapıda karşıladım, düşümde karşıladım. Bir sürü adamlar geldi, o bir sürü adamla bir sürü kadınlar. Nerede kim varsa işte bir bir geliyordular. Mutsuzlar, umutsuzlar, uyumsuzlar. Ellerinde paketlerle geliyordular. Neler yoktu ki? İçkiler, çiçekler, pastalar, küçük küçük paketler, büyük büyük kutular. Ah, ne de çok şeyleri vardır da nasıl? Hep böyle yerinde harcar bu kent soylular. Giysiler, gene giysiler, fiyonklar, boncuklar, paketler. Değerli, değersiz, sahici, yalancı, türlü türlü iğneler, yüzükler, kolyeler. Önce hep nasılsınızlar? Lütfenler. Oturmaz mısınızlar? Denenmiş iç geçirmeler, gizliden bakışmalar ve yaldızlı cümleler. Bu pazar ne yaptınız? Hangi pavyonda? Sahi mi? İğreti kahkahalar, ucuzdan gülmeler. Bacak bacak üstüne atmalar, yere uzanmalar, sigaralar, içkiler, sonra gene içkiler, hiç bitmeyen içkiler ve dudaklar ve gözler, ince uzun boyunlar, memeler, kalçalar, kışlar, falduslar ve yavaştan sevinçler, ipneler, poz kesen jigololar. Nasıl da vaktini bilirler her şeyin ve vaktinde girişirler her şeye bu kent soylular. Sabaha karşı duruldu her şey. Gidenler, gelenler, yeniden gidip gelenler. Duruldu konak. Deniz anaları gibi açıldı, kapandı. Sızanlar mı dersiniz, uyuyup kalanlar mı? Elle düzeltilmiş bir yarmış sonrası mı acaba? Bir ara yağma edildiydi bütün kamçılar. Ne kalmışsa kırıp dökmediğim, fırlatıp atmadığım yağma edildiydi gümüş şamdanlar. Saatler, konsollar, sehpalar, perdeler, avizeler, halılar. Bilmezsiniz siz, bilmezsiniz. Görseniz nasıl ince, nasıl da kibardırlar bu kent soylular. Kanadı. O gece bütün konak. Görkemli bir kadın kaburgasını andıran konak. Bahçede acı acı bağıran tavus kuşları. Huu, kim ne derse desin iyi bilirler kovulmayı da. Azıcık sırıtırlar, azıcık da şakaya filan alırlar. Ve usuldan ve bozmadan hiç durumlarını çıkarlar. Kırıtaraktan dışarı yalanla avunurlar, yalanla korunurlar. Bilmezler utanmayı hiç bu kokuşmuş kent soylular. Yaktım konağı da o gece. Bir daha yaktım. Yüzlerce, yüz binlerce yaktım hiç usanmadan. Aklımda bunlar kaldı sadece. Soluksuz, sessiz, gölgesiz, devinimsiz bir ruhi bey olarak ruhi beysiz kentin içine kadar sokuldum. Ağzımın içi zehir gibiydi. Tuttum bir sigara yaktım. Kravatımı düzelttim, ayakkabılarımı sildim ve sordum. Ben Ruhi Bey, nasılım? Sahi siz Ruhi Bey, nasılsınız? Nasılsınız Ruhi Bey? İyiyim, 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 iyiyim.